Değerli takipçilerimiz, herkese merhabalar. Kadın muhtarlarımızla söyleşilerimize hızla devam ediyoruz. Bugün İzmit Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy hanımefendi ile birlikteyiz. Birazdan kameralarımızı Habibe Hanım'a çevireceğiz. Habibe Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Bomba gibiyim. Sizleri görünce daha iyi oluyorum. İzmit'te 12 tane kadın muhtar seçilince ben nasıl iyi olmayayım ki? Evet. Aynı memnuniyet bizde de fazlasıyla. Bu dönemde sayımızı 2 katına yükselttik. Biz de memnunuz ve gururluyuz elbette. İnşallah daha fazla bir kadın sayısına ulaşalım diliyorum. Peki şimdi Habibe Hanım, sizin bu dönem ikinci döneminiz değil mi? Evet, ikinci dönemindeyim. Hatipköy mahallemizin güven oyu alarak ikinci kez muhtarlık görevini üstlendik. Bu noktada önce vatandaşlarıma bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum. Umarım ikinci dönemde daha güzel işler yaparız. Bu şekilde. Mahallenizin nüfusu ne kadardı, seçmen nüfusu? Şimdi 1529 seçmen sayım var. Nüfusla orantılarsak hemen hemen 3000 nüfusa sahip bir mahalleyi yönetiyorum. Mahallenizin biraz yapısı hakkında bilgi alabilir miyiz? Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi biraz kırsaldan artık yeni yerleşkeye geçen, gelişmekte olan bir alan. Bu noktada daha sonraki yıllarda çok daha fazla nüfusun artabileceği bir alanı yönetiyorum. Tabiri caizse kırsaldan işte kentleşmeye kayan bir mahalleyi temsil ediyorum. Evet, şu an kahvelerimiz de geldi. Evet. Kahvelerimizi içerken sohbetimize devam edeceğiz. Çok güzel bir sunum yapmış hanımefendiler yani, burada. Evet. Uğur ablacığım, seninle 40 yıl hatırımız zaten var ama bunu bugün kahveyle taşlandırıyoruz. Oo, kahvemizi de çarpı içelim. 80 falan. Ömür boyu olsun artık. Evet, öyleyse kahvelerden ben bir yudum almak istiyorum. Afiyet olsun efendim. Evet, bundan sonra dostluğumuz 80 yıl oldu. İnşallah. İnşallah. Ondan yana şüphemiz yok. Allah sağlık olsun, ömürler versin sana. Teşekkür ederim. Habibe Hanım, ikinci döneminizdesiniz. Bu dönem öncelikli projeleriniz neler olacak? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir soru için. İlk dönemde mahallemize ciddi hizmetler aldık. Birçok yollarımızı aktif hale getirdik. Asfaltla alakalı çok ciddi çalışmalar yaptık. 2 tane parkı kazandırdık mahallemize. Kaldı ki zor bir süreçlerden geçtik. Dünyayı ve ülkemizi saran bir Covid süreci. Arkasından 6 Şubat depremi. Bunun akabinde verimli bir süreçti mahallem adına. İki belediyeyle de güzel bir süreci yönettik. Bu dönem elbette ki projelerimiz devam edecek. Vatandaşla daha içi dışlı bir arada olduğumuz, ortak paydada birlikte yine paylaşımlarla, fikirlerle, ortak fikirlerle hareket ettiğimiz bir süreç olarak bir park talebimiz vardı. Seçimden önce de bu talebi yine aday belediye başkanlarına zaten iletmiştik. Mevcutta Fatma Hanım da bu süreçte tekrardan belediye başkanı seçilince bir hayırlı olsun da tekrardan bu dileğimizi ifade ettik kendisine ve bu dönemde inşallah 3. parkımızı da hayata geçireceğimize inanıyorum ben. Bunun yanı sıra elbette ki birkaç projem var ama onun hem büyüsü bozulsun istemiyorum hem de netleşmeden çok da bilgi vermek de istemiyorum. Umarım onları da hayata geçirse güzel bir süreç olacak benim için, mahallem için elbette ki. Evet. Artık muhtarlık eskisi gibi rutin değil, daha farklı oldu değil mi? Eskiden işte evrak almak için gelirdi insanlar, okula kayıt olduğu zaman gelirdi. Şimdi o işler daha online. Artık muhtarlar daha farklı bir tarzda çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Tabii ki de vazgeçilmez. Bir kere şöyle, bu çok tartışılır bir durum haline geldi elbette. Vatandaşın haklı olduğu yanda olabilir. Masaya yatırdığımızda hepimiz bu noktada fikir tartışmasına da girebiliriz. Muhtarlığın olmamasından ziyade belki biraz daha yapısal bir değişiklik yapılabilir. Çünkü neticede her ne kadar doğru söylüyorsunuz, birçok şey artık internet üzerinden kişiler ulaşılabiliyor olsa da kişilerin tebligatları, onun yanı sıra yine vatandaşa ortak noktada birlikte hareket edebildiğimiz, bir işe girerken hazırlaması gereken evraklar noktasında yardımcı olmamız, yine ihtiyaç sahibi ailelerimizi gözettiğimiz, koruduğumuz, kolladığımız ve bunları idari noktalarla birlikte yürütebildiğimiz bir süreci hala muhtarlar yürütüyor. Kaldı ki emniyet ayağıyla birlikte hareket ettiğimiz, yasal sorumluluğumuzda olduğumuz alanlarda muhtarlık hala aktif şekilde varlığını hissettiriyor. Önemli bir müessese. Ben çok önemsiyorum ve ben burayı iyi bir okul olarak da değerlendirdim. Bana çok artı kazandırdı.
yerel yönetimin birçok hizmetine bir kere aşinasınız, bilgi sahibisiniz. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim olmayacak ama muhtarlık sayısı belki çok fazla kısıtlanabilir. Bölgesel sayı düşürülebilir. Ama tamamen muhtarlık meselesinin kaldırılması mümkün olarak açıkçası ben görmüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Muhtarlar bir köprü vazifesi de görüyor. Elbette devlet ki. Kurumlarıyla, elbette belediyelerle, ki. Yerel yönetimlerle olsun. Mesela mahallede çöp sorunu olan muhtara gidiyor belediyeden tabii. Önce. Tabii ki de bir kere vatandaşın nefesisin sen. Yani muhtarsın. Hı-hı. Birinci derecesin ve tüm seçmenden aynı oranda oyu alarak geliyorsun. Doğal olarak vatandaş da seni siyaset üstü gördüğü için çok rahat bir aile bağları kuruyor. Şahsen ben kendi adıma öyle söyleyeyim. Bir muhtarlık etiketimizi, muhtarlık rozetimizi biz ilgili gittiğimiz kurumlarda tabiri caizse bir ağırlığını ve onun davasını, haklı mücadelesini veriyoruz. Ama hiçbir seçmenimize ben muhtarım ceketini hissettirmiyoruz. Çünkü orada bizim farklı bir ilişkimiz var, farklı bir diyaloğumuz var. Bu diyaloğu sağladığımız için de bugün hala onlara buradan ifade edebiliyoruz, seslenebiliyoruz. İşte sizler bizi bu noktada isteklerimizi, taleplerimizi iletmede yardımcı bir aracı olarak da olabiliyorsunuz. Bu bir zincir. Biz de bu zincirin bir üyesiyiz. O yüzden böyle bir ailede olmaktan ben mutluyum açıkçası. Çok da onur ve gurur duyuyorum. Şerefli bir meslek olarak görüyorum. Mesleğimi de severek yapıyorum. Allah muhtarları başımızda eksik etmesin. Amin. Verimli, vatanına, milletine hizmet eden, hangi meslekte olursa olsun işini iyi yapan insanlar hep olsun diliyorum. Habibe Hanım, bir de siz en genç muhtarlardan birisiniz. Evet. Bir de sizin bir sanat özelliğiniz var. Onu da ben bir ara fark ettim, izledim hatta. Siz çok güzel bir tiyatro oyuncusunuz. Sahnede harika bir performans sergilediniz. Geçen sene bir oyununuzu izlemeye gelmiştim. Estağfurullah. Aslında şöyle, Kocaeli'nin en genç kadın muhtarıyım, evet. Yeni süreçte tabii aramıza katılan kadın arasında en genci benden daha var mıdır onu daha henüz net bilgiye sahip değilim ama Kocaeli'nin en genç kadın muhtarı benim. Onun yanı sıra aslında tiyatroda, hayatımda hiç tiyatro yapmamıştım ben. Benim için de bir ilk oldu. Belediyemizin bir projesiydi. Kadınlara yönelik bir projesiydi. O kadınları bulurken hocamız da dedi ki ya muhtarım temsilen sen de hani bizimle yer alırsan çok da keyifli olur. Biz de kadınlarımızı bırakmadık. Bu projeye dahil olduk. Benim için de çok büyük bir tecrübe oldu. Çok keyifli bir tecrübe oldu. Büyük bir emek. Sanatın her yerine dokunmak ve bir şeyler öğrenmek güzel. Ben öğrenmeyi seviyorum açıkçası. Evet, hepiniz harikaydınız, evet, o gün, evet, sahnede. Ya keyifli. Bayıldım, muhteşem bir performanstı. Evet, keyifli. Hepsi bir projeydi. Zaten profesyonel tiyatrocu değillerdi, amatör. Tabii. Evet. Hepsi amatördü. Amatör ama profesyoneli aratmadılar gerçekten. Gerçekten çok keyifliydi. İzleyiciler de bu noktada çok memnun oldu. Benim içimde unutulmayacak, hafızalarımda, evet, yer alan bir proje olarak buradan kaldı. Buradan da o sahne alan kadınlarımıza selam söyleyelim. Evet, hepsine. İnşallah başka bir projeye de yeniden onlarla birlikte oluruz. İnşallah. Bir de son olarak mahalle halkına vermek istediğiniz mesajınız ne olacak Habibe Hanım? Ailem, Hatipköy benim bir ailem. İnsan ailesinden asla ayrı olamaz. Onlar bir bütündür. O yüzden buradan aileme kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hep birlikte güzel bir süreç olsun. Yine aynı temenniler diyeyim. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yeniden başka bir programda görüşmek üzere. İnşallah Uğur ablacığım, her zaman. Sağ olasın. Bekliyoruz seni her zaman. Tamam. Kapımız sana açık. Bir görev olarak değil ama bu kapılar sana yürekten açık. Çok teşekkürler. Bekliyoruz. Sağ olasın. Peki, bir muhtarımızla daha sohbetimiz burada bitti. Gelecek günlerde farklı muhtar arkadaşlarla buluşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.